Masa üstünden herkese iyi akşamlar. Yine bir çarşamba akşamı birlikteyiz. Konumuz elbette ki pandemi, artan vefat ve vaka sayıları. Eskişehir'in haritasının renk değiştirmesi. Soner Uçak nasılsın? Teşekkür. Birden bire programa girince. Konuşacağımı zannettim <laughs> değil mi? Burada bir iki dakika konuşur. Ben burada rahat, rahat rahat Olmaz. İyisin. İyi sizleri sormalı. Sağlıklıyız. Ayaktayız. En önemlisi o. Bugünlerden Bugünlerden çok şükür. Bugünlerden önemlisi o sağlık. Şimdi e, tabii gülüyoruz ama e, manzara hiç iyi değil. E, özellikle e, vaka sayılarının tekrar artması, işte Eskişehir'in haritadaki renginin sarıdan turuncuya geçiş, oradan kırmızı. Yani artık e, yüksek çok yüksek bir risk var Eskişehir'de. Günlük, Türkiye geneli kırmızılaştı ama. Türkiye yani. geneli. Yani tabii Eskişehir'i e ayırmıyoruz ama e, mavi olalım mı? Hadi dikkat edelim, el ele tutuşalım Eskişehir'i mavi yapalım derken. Gerçi bunu başaran da yok bu arada Eskişehir'de. Bir il var herhalde değil mi? Şınak. Bir tane kaldı. He. Yani o da hani turuncudan dönmedi. Zaten öyleydi. He. Muhafaza edilmiş. Ee, diğer bütün iller işte sarıdan turuncuya, turuncudan kırmızıya gitti. Şimdi vefat edenler evet hepimizin 120'li rakamlara ulaştı. Ee, Eskişehir'de günlük ortalama 150-160 vakalardayız şu anda. E, giderek de artmasını bekliyoruz. Faik Hoca, Faik Kalkan e, hemen her gün okullarla bir yani. okuldan e, idarecisi ya da öğrencisi pozitif, karantinada uzaktan eğitime geçildi diye her gün belki günde bir iki kere gün içinde de paylaşımlar yaparak e, hastanelerle temas halindeyiz. Orada da artmaya başladı. çok sakindi. Yoğun bakımlar, entübe hasta sayım. Bunların hepsi azdı. Hastaneye başvuranlar azdı. 65 yaş üstünün aşılanması belki bunda etkiliydi. Ama hani sağlık kısmı da işler biraz sıkıntılı gidiyor. Bir de ekonomik boyutu var. Herkesin sorduğu işte günde sana kaç kere soruluyor. Şurada yarım saat çarşıda geziniyoruz. Nereye gitsek? Kapanıyor muyuz? Yeniden kapanır mıyız? E, kafeler, lokantalar işte her yer yani bazı yerler açık olabilir hani paket servis falan ama e, işte sokağa çıkma kısıtlaması tekrar geldiği zaman bir müddet değerlendireceğiz demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bakacağız demişti. Şimdi o bakma safhasındayız. Eğer bugün ya e, yarın bir karar açıklanırsa kırmızı iller kategorisindeyiz. İşte kamu çalışanlarının mesaisinden tut da e, hafta sonu yasakları tekrar gelecek mi? Ee, ...cumartesimizi mi elinden alacaklar, pazar mı gelecek, ne olacak belli değil. Ee, bu arada salgının yönetimine dair de çok ciddi eleştiriler gelmeye başladı. Özellikle de tabii ki e, iktidar partisine kongreleri nedeniyle. Bugün de büyük kongresi vardı. Ne diyorsun, nasıl görüyorsun son günleri? Ee, şimdi dediğin gibi artış gözlemleniyor. Eskişehir için de e, kritik seviyelere geldik mi? Geldik ama... Ee, sağlık emekçilerinin yani doktorundan e, temizlik görevlisine kadar, e, nöbetçisine kadar ciddi bir özverisi var. E, bu özveri daha ne kadar götürür? E, ki biliyorsunuz istifa etmek de yasak. izinler işte sınırlı ölçülerde kullanılıyor. E, hem psikolojik hem fizyolojik olarak üzerlerine yüklediğimiz toplum olarak. Ee, ayrıca siyasi erk olarak da üzerlerine yüklediğimiz bu yükü daha ne kadar kaldırabilirler? İşin aslı bilmiyorum ama o konuda ciddi bir sınav verdi Türkiye sağlık sistemi gibi mi geliyor? Çünkü e, hızlı yayıldı, e, bazı önlemler alınamadı ekonomik şeylerden. Mesela tam kapatma yapılmadı hiçbir zaman. Avrupa fabrikalarının şartellerini indirirken bizim fabrikalar her halükarda açık kaldı. Hı hı. Yani Bunlara, bunlarla bile mücadele eden bir sağlık ekibimiz var, bir sağlık sistemi var. Bu noktada mücadele açısından başarılı ama önlem yeterli değildi ilk baştan beri. Halen o yetersizliğini arttırarak sürdürüyor. Mesela işte Faik Alkan'dan bahsettiğin her gün hemen hemen bir okul, bir sürü vaka bildiriyor kendisi sosyal medya hesabı üzerinden. Bu arada duyarlılığı veya ee, bu çabası takdir edilir. En azından bize diyor ki bir şey bitmedi. Biz dikkat edersen bu yasaklar ben itibaren biz koronanın geçtiğini böyle bir illetin kalmadığını falan düşünerek psikolojik olarak hareket ettik işte. Ee, ve şu anda da o psikolojideyiz. Ee, bundan sonra şimdi e, olağanüstü şartlara alışmak kadar onlardan kopmak Alışmak çok zordur ama kopmak o kadar heveskar, çok teşneyizdir hemen olan üstü halden çıkalım diye. Şimdi bundan sonra renk günde bir iki kere <gülüyor> çıkıyorum. <gülüyor> yani şimdi hadi bakalım tekrar içeriye kapanacağız demek toplumun pek kaldıracağı bir şey değil. En azından aynı şartlarda eskiye dönüyoruz demek. Yani mesela ne olur bu destekler arttırılır bir şekilde <laughs> hükümet, siyasi erk yani ...sorumluluğun artık toplum nezdinde değildi. Daha fazla kendine ait olduğunu bilinciyle e, hareket ederse... ...toplum tekrar içeriye girmeye razı olur. Ama biz programa girmeden önce neyi konuşuyorduk? AK Parti kongresini konuşuyorduk. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Biz programları öğlen saatleri gibi yaptığımız için bilmiyoruz. E, şu anda da hala devam ediyordur belki. E, şimdi bu kalabalığı görüp insanların... E, yani AK Parti işlemeyen bir hastalığın kendilerine bulaşmış olması veya aynı şartlarda koronayla mücadele etmek istiyorlar en azından. Yani şimdi asker ücretli bir adamın ya işinden olması veya bir şekilde dükkanını açıp hayatını geçindiren bir adamın gelirinden olması. Şimdi şöyle oluyor ölüm mü açlık mı hangisini tercih edeceksin gibi bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Bugün Eto'da buraya girmeden önce bir kampanya başlattı. Evet toplumsal olarak duyarlılık çok çok önemli. Ancak dediğim gibi bundan sonraki bir kapanma toplumda hiç iyi karşılanmaz. Hele ki şu kongreleri gördükten sonra mümkün değil insanlara bir şeyleri anlatabilirsiniz. En azından insanlar içeride olsa bile e, dişlerini sıkarak içinde olacaklar. Yani eğer AK Parti bunu göz alıyorsa buyursun yapsın ama dediğim gibi e, destekler Yardımlar bir şekilde arttırılarak herhalde yardımlar ve destekler konusunda 86. ülkeyiz biz. Yani o kadar iyi bir sıralamada da değiliz. Yani dünyanın ilk 10 ekonomisine gözünü diken bir ülkenin e, en azından bu basamağı biraz yukarılara taşıması gerekiyor. 16. veya 17. de büyük ekonomiyiz. Yani. E, kapanma şöyle. ya e, Bazılarımız kapanabilir. Evde durmak can sıkıcı. E, bu biraz maddiyatla da alakalı değil. İnsan sosyal bir varlık. E, dışarı çıkmayınca, bir yerlere gidip oturmayınca, gezmeyince... İşte cumaya gidiyorsa cumaya gitmeyince, kafeye gidiyorsa kafeye gitmeyince ya da akşam bir restorana gitmeyince insan sıkılıyor. Ve bir yıl olmuş cidden sıkılıyoruz. Ama işin bir de esnaf boyutu var. Siz onu onun dükkanını kapattığınız zaman orada çalışan boyutu var. kısa çalışma ödeneğinin bu ayın işte beşinde falan 1, 2, 3, 4, 5 yatıyor ya. Orada son kez ödenmesi var. İşten çıkarmanın 1, 2 ay daha yasaklanması var. Yani ekonomi kısmı. çok karmaşık, çok sıkıntılı ama Şimdi göze alamaz diyorsun bir daha iktidar bunu. Evet alamaz. Bence de alamaz. Şurada karşıda yarım saat gezinince yani insanlar zaten barut fıçısı. Bir de bu adama diyeceksin ki bırak işletmeni kapatmayı sokağa çıkma yasağı bile onun işlerini engelleyeceği için. Şu anda zaten iş yapmıyorlar yani. Gelemez. Dostlar alışıyor işte görsün. E, hani yine şey açık, biraz çorba kaybı. çok çok arıyorlar yani. İnsanın iş yerine gitmesi bile psikolojik olarak bir şey. Yani para kazanıyor, kazanmıyor o ayrı Hı. ama iş yerine gitmesi bile, sabah kapıyı açması bile bir şeydir hani. Bir lüks artık öyle diyelim. Ya da bir mutluluk kaynağı. Kazanç olmayabilir. Öte yandan AK Parti bunu nasıl anlatacak? Bir kez daha kapanmayı. Ha, bugüne kadar anlattı mı? Anlattı. Yani biz ne cenazeler gördük, ee, ne kongreler, il kongrelerinden bahsediyorum gördük. Şimdi de büyük kongre görüldü. Büyük kongreye giderken otobüsün içinde güle oynaya, maske, mesafe, hiçbir şekilde kural tanımadan bunu anlatmak çok zor artık. Ve i̇nsanlar bu kadar kızgınken sadece AK Parti mi? Hayır. İktidar Partisi bunu biraz gösterişli ve şölen şeklinde yaptığı için, daha fütursuzca yaptığı için kızgınlığımız bu yüzden. İnsanları anlıyoruz. Yani diyoruz ki bu olmaz bu fotoğraf güzel değil, bu manzara iyi değil. Ülkeyi yöneten şimdi bir hemşire düşün. Bir hemşire düşün. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde bir pozitif vakayla temas edeceği zaman buraya peçeteler, üzerine maske, bir maske daha yani gözlük. Çocuğunun yanına giderken yaşadığı stresi düşün Gidemiyor belki. Yani. Gidemiyor belki. Şimdi bir siz bir vakaya böyle yaklaşıyorsunuz ya da işte covid servisindeki çalışan doktorunu yani oradaki herkesi düşünün. Tedirginliği, kaygıyı ya bu ne zaman bitecek? Bak üçüncü dalga başlıyor. Eyvah yine başlıyor. Hepimizin tüyleri diken diken ama... Ya gidiyorsun sosyal medyada 10 dakika bir geziyorsun. 5 tane önüne siyasi parti etkinliği düşünüyor. Bu olmaz. Birisi AK Parti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bak. Ya kardeşim bir parti de çıkıp demedi ki şöyle gönlümüzü alsın ya. Korona virüs süresince toplu siyaset yapmayacağız. Yap. Online buluş, çevrim içi buluş, Zoom'dan görüş, Facebook'tan, Messenger'dan yazış, WhatsApp'ı ver birbirinize oradan yazışın. Biriniz ya biriniz deyin. Yani diyen varsa ondan özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bugün meclisteki, hani AK Parti yeterince eleştirdiğim için başka partilere geçmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bugün mecliste bir sergi açıldı ya. Çok kıymetli Kütahyalı bir Çinli sanatçımız. Evet, şimdi sırası mı ama ya? Ya insan gerçekten hani e, çıldırıyoruz burada ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir sergi açıldı ve 25-30 kişi o sergiye gitti, gezildi. Maske falan vardı. yani şu an sırası mı ya? Muharrem ince geldi bu kente. Ne? Muharrem İnce. Geldi oturdu bir kafede gençlerle buluştu. Çıkarken aman Allah'ım selfiler, maskeli tak diyor. Çocuk maskesiz gelmiş yanına. Şimdi aynı şekilde Deva Parti Hatırlayalım. Ali Babacan geldi burada. Rixos. Şimdiki Tasigo Otel. Doldurdu salon. Lebalep doluydu. Orada da doluydu salon. Hınca hınç doluydu. Olmaz. Olmaz. Ha o zamanlar biraz azalmış da falan. Hayır. Hiçbir şeyin azaldığı, tükendiği yok. Sen, başka partiler de var. Meral Hanım da geldi. Meral Akşener öyle değil mi? Ee, Erbakan anma toplantısı, Saadet Partisi, ya cenazeler, bilmem ne. Her ne? şey bakın, her şey olmaz. Yani şunu, e, bu şunu da gösteriyor. Bu, bunu bir son bir cümleyle bunu bir kişiye bulaştırmak da sıkıntılıdır. Bunu toplanıp 50-100 kişiye bulaştırmak da sıkıntılıdır. O bir kişinin kimi bulaştıracağını bilmiyorsun. Kimi Allah korusun hastaneye edeceğini. yine Allah korusun kimi hayatını sonlandıracağını bilmiyorsun. O zaman biraz daha bunları sınırlandırın ya ha, bu salgınlar e, çok haklısın şey konusunda yani e, siyasetin halkla kopukluğunun belki basit bir göstergesi de ola, olarak eline alınabilir yani halk aslında toplum olabildiğince duyarlı sorumluluk sahibi bir toplumken çok. işte siyaset e, sadece e, seçim odaklı düşündüğü için belki de yani ikna'yı unutup e, anlamayı, empatiyi unutup sadece sandık odaklı düşündüğü için belki de e, şu anda her ne olursa olsun o ezberlerinden vazgeçemiyor. Siyasetin böyle bir e, durumu söz konusu ama ben Türkiye insanından, Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler hiçbirini ayırt etmeden söylüyorum. E, bölgesel olarak da ayırt etmeden söylüyorum. E, şehirsel olarak da ayırt etmiyorum ayrıca. Yani İstanbul gibi bir kent bile bence ben çok sık temas ediyorum İstanbul'la görüşüyorum falan. Hakikaten kapanma konusunda da işte hijyen mesafe, maske konusunda da bence çok duyarlı. Tabii şöyle insanlar çıkmadı mı çıktı işte bir tane gariban maskeyi takmayı belki o an unutmuş veya o bilinçli olmayabilir. Yani köylü bir adam maskeyle mesafeyle yani bu salgın dediğimiz konular zaten yüzlerce yılda bir oluyor yani. Ee, insanları medyaya taşıyıp da bakın görüyor musun sorumsuz vatandaş deyip de e, burada siyaseti görememek <laughs> ayrı bir şey. Ama ben toplumun tamamının hakikaten çok özverili bir şekilde çok yani ekmeklerinden vazgeçtiler kazançlarından vazgeçtiler işte çocuklarının eğitiminden ya, vazgeçtiler sesi çıkmadı. Avrupa'da insanlar ee, sen, sen amcanı gömdün. Evet yani çok ciddi kayıplarımız var e, yani işte o cenazede yani kimsenin ölüsü diğerinden daha kıymetli değil. Yani o cenazede siz dört kişi olarak defnettiniz veya beş kişi yanlış hatırlamıyorsa. E şimdi senin cenazen bilmem hangi siyasi liderden hangi şeyden daha az değersiz değil. Buna rağmen bu toplum e, bütün değerlerine sırf toplum sağlıklı kalsın diye sırt döndü. Bayramı yapamadı, seyranı yapamadı, çocuğunun düğününü yapamadı, bilmem ne yapamadı. Bu toplumdan daha fazla bir şey bekleyemezsin sen siyaset kurumu olarak. Niye iktidarı özellikle söylüyor? Ülkeyi yöneten iktidar. Tabii yani, yani biz de şimdi öbür diğer partilere söyledik ama He. onlara yani. bir söyleyeceğiz. İktidar partisi bir de onun nüfusu da kalabalık olduğu için. Şimdi burada DEVA Partisi bir şey yaptığı zaman ya da e, hani Meral Akşener Partisi bir şey yaptığı zaman iyi Parti hani 3 insandır, öbürü 13 insandır. Kalabalık şimdi mesela bugünkü kongre ya Soner Kaç tane büyük kongre delegem var? 1176. Türkiye'nin her yerinden 10 kişi, 8 kişi, 9 kişi, 32 kişi. Bir otobüse binip Eskişehir'den kaç tane delege var? 12-13. Bir otobüse binip aralarda mesafeler. Böyle gidilse yani tribünde insana gerek var mı? Sadece oy kullanacak olanlar. Zaten iki liste yok, çekişme yok, yarışma yok. Neyin bu şovu ya da neyin böyle gösterişi? Burayı anlamıyoruz. Hani yani yarışma olsa da anlamayacağız da. Çünkü insanların ölümü söz konusu ya. Biz Tabii. neyin şeyini yapıyoruz yani? Daha kritik şu herhalde bir şey oluşturamadık mesela. Salgınla mücadele hafızası oluşturamadık. Çok günlere güncel verilere anlık durumlara göre hareket ettiğimiz için böyle bir hafızamızın oluştuğunu yani ikinci bir salgın olduğu zaman toplum olarak ne yapacağımıza dair çünkü mesela bir baktık açıldık niye açıldığımızı bilmeden yani açız yok yok şey olarak yani salgınla mücadele konusunda tabii açız da o. <laughs> veya bir baktık okullar kapandı Al, tamam kapatmak gerekiyor demek diyoruz bir hafta sonra i̇lk, açılıyor İlk anlardaki o panikle yapılan şeyler anlıyorum geçen yıl Mart ayı ama, Ama şu anda da var bu oldu. mesela, şu anda da var mesela bu hala. İşte Okullar niye açıldı? Yani, ya orada da şöyle hani iktidarı mesela... şöyle eleştiremiyorum. Ee, açıyor, iktidar aç, yani okula açmasan, ya bir nesil gidiyor. Böyle tamam, bir eğitim olmuyor. Tamam. Online Ama bunun mesela bir ne zaman kapatılmalı, ne oldu, biz ne yaptık da iyi oldu, ne yaptık da kötü Hı. oldu diye bir hafızamız oluşmadı. Bak toplum olarak bir hafızamız oluşmadı. Ee, i̇nşallah devlet bunu <laughs> kayıtlıyordur. ne yaptık da ne oldu diye kayıtlıyordur. Öte yandan mesela aşı olayı, yani ilk aşı oldu. Aşı, 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 dünya aşı diye vardı. Bulundu. E işte Türkiye Nisan mı Mayıs mı üreteceği söyleniyor. Değil mi? Öyle bir tarih şey, veriyor. Yani söyleniyor. İnşallah da üretilebilir ama üretemedik. Alınacağı söylendi. Aldık herhalde biraz. Bilmiyorum ne kadar aldık. Yapılacağı söylendi. Biraz azaldı o da. Yani aşılamada da ciddi şeyler var. Yani. aksaklıklar var. Planlandığı i̇şte gibi gitmiyor. Yapılacak denildi. Bu arada bir de Sağlık Bakanı giderse ne olacak? Sen hafızadan bahsediyorsun. E, o da şimdi gündemde. Bir şimdi, yıldır salgını yönetiyor. E, bir yıldır salgını yönetiyor. E, şöyle bir şey vardı. İlk başta hani bizi anlayan bir demeç veriyordu. Yani Türk toplumunu anlayan, anladığını gösteren demeçler veriyordu. Bizim çok kaygı, çok güzel. Değil mi? Çok sıcak. Ya işte acınız acımızdır. Dikkatli olalım. Sonra o sözlerden çıkıp başka biri gibi davranmaya başlayınca sözlerinin kıymeti kalmadı bu sefer. Bence Hatta ben o dönem şey diyordum, en vicdanlısı, işte, iktidarın en vicdanlısı Fahrettin Koca Ama olabilir mi? Bir sonra salgını e, Sayın Fahrettin Koca yönetmemeye ya da söyledikleri olmamaya, bilim kurulu biraz daha devre dışı kalmaya başlayınca, şimdi sabah uyarı yaptı kendisi de biraz ya tabii e, sonra büyük, gitti cenaze törenine katıldı kalabalık. İki kere oldu birinde gizli katılmaya bunlar bak yani aslında hata olduğunu iktidar da veriyor. E, mesela Fahrettin sen... Koca <laughs> bir cenazede gizli arkada şey olmaya çalışıyor buluyor abi medya buluyor yani e, virüs de bulur medya mesela aşı da... çok kritik evet. bu konuda ya şunu istemiyorum ben yani işte aşılar biri attı ortaya kim attı milletvekilleri veya işte siyasiler aşı oldu dedi iyi partili bir milletvekili söyledi herhalde ya bunlar olmasın. Bunlar salgından daha büyük yaralar açar. Yani biz birilerine güvenmeliyiz ülkede. Birilerine inanmalıyız. Aşı getiremiyor muyuz? Getiremiyoruz kardeşim. Her ülke aşı dört başı mamur Aşı getirmek zorunda değil. Ama getireceğiz deyip de getirmemek o güveni kırmak. Ama geleni adaletli bir şekilde uygulamamız lazım. İşte anladın. ama... Kapanır mıyız? Kapanamayız. Kapanamayız. Yani diyor ya psikolojik... Bizim burada düşündüğümüz bu. Kapanır mıyız? Kapanamayız. Çünkü... Devletin geliri inanılmaz azaldı. Bir yıldır süren çok inanılmaz destekler var. Şimdi bizi izleyenler diyecek ki kardeşim 750 liralık kira desteği, 1000 liralık nakdi destek, kısa çalışma topladığın zaman inanılmaz bir destek yapıyor. Yani devlet zaten... E Ayhan Kavas'ın tabiriyle kulağın içinde tek ayak üzerinde yakalanmıştık zaten pandemiye. Bizim zaten işlerimiz kötüydü. Pandemiye geldik diye işler çok kötü olmadı. Biraz zaten sıkıntı vardı. Piyasa daralmıştı. Ee, bize önerilen pandemi geldi ve pandemi bir yıl sürdü. Şimdi nereyi nasıl kapatacaksın? Çok zor, çok zor. Ben şuna bakıyorum. Marketten alışveriş yaptığım zaman bir önceki ayla kıyaslıyorum. Hep artıyor. Yani 6 ayla bu zamanı kıyaslayamıyorum bile. Bak Hakikaten böyle. E, umut ediyorum. E, Artmayanları da gramajını düşürüyorlar. E, he, yani işte öyle. E, bunlar görünür. Bak salgın tek başına mücadele edilecek bir şey değil. Eğitim de işte salgınla beraber şey oluyor. Ekonomi de, kültürel sos evet. ya, psikolojimiz bile bozuyor. işte. Geçen gün Osman Gazi Üniversitesi'nden bir hocamız işte yani aileye nasıl yansıdığını, psikolojiyi, depresyonu nasıl arttırdığını falan. Yani her şey dönmüşken bir zahmet siyasilerde ııı e, sandık bazlı düşünmekten, seçim bazlı düşünmekten vazgeçsinler. Çok ciddi dünyada hatırı olan bir ülkeyi yönettiklerini hatırlasınlar. Ciddi değerler biriktiren bir toplumu yönettiklerini hatırlasınlar. Ben son sözü, ez cümle son sözümü de söyleyeyim. Çok dokunan bir şey var bana. sana da söylemiştim işte tencere seçim kaybettirir, tencere seçim kaybettirir. lanet olsun da o tencereyi diyorum ben. Niye? Ya Sadece açlıkla, toklukla bakarsak biz o açlık ve tokluk evresine gelene kadar yapılan bütün yanlışları göremiyoruz. En son sınandığımız yer tencere oluyor. Oraya gelene kadar biz uyarılarımızı yapmak zorundayız. E şimdi ekonomi kötü, ne yapalım hükümeti değiştirelim. Ondan önce neler kötüydü? Neleri es geçtiğinde sen tencerede dur diyorsun. Eğitim, adalet, sağlık. Ya bunların hepsi Kesin bakın. bakın. Ha, salgınla mücadele Fahrettin koca hakkını yemeyelim. çok iyi bir süreççe çok iyi başladı. Sonra artık işte yapısal sorunlardan, yapısal hastalıklardan kaynaklı olarak 30'a düştü. Şu anda çıkamıyor. Büyük bir ihtimal değiştirilecek. Çok deform, e yaralandığı için süreçte değiştirilecek. Büyük bir ihtimal öyle söyleniyor Kendisi en azından. Kendisi istiyordur artık. Şükran'ı tek... sunan bir merkez. Yani beni görevden aldığınız şükranlarımı sunuyorum diye bir merkez sıraya girmesi lazım. Yani neler söyleyeyim. Şu anda yani bizim konuşmalarımız da afaki de, Yani şu anda kimse bizi dinlemiyor. Ama şu da var şimdi. E, şimdi 120'lerde vefat sayımız giderek artacak. E, İngiltere bu şey e, mutasyonlu virüs daha e, çok yayılma, e, ne kadar öldürdüğüne dair henüz bir bilgi yok. Yani daha çok öldürüyor diyemiyoruz ama tekrar bir tırmanıştayız. Şimdi diyelim ki kapanmadık. 170, 210, 340. Günde 400 kişinin koronadan vefat ettiği bir ülkeyi yönetmek ya da hala kapatmamak bazı yerlerde çok sıkıntı. Şimdi şuraya geleceğiz. E, günde 400 vefat. Kapatmak zorundasın. Nasıl kapatacaksın? Bak bir yandan o destekler de bitti. Onlar da kesildi. Başka destekler var ama. Şu anda şey de bitti değil mi kısa çalışma ödeneği? Kısa ödeneğin. çalışma ödeneğinde işte ayın Nisan'ın başında son kez hesaplara yatırılacaklar ondan sonra işten çıkarmak bir hikaye yasak. Sonra onda ne olacak belli değil. i̇cralar, iflaslar onlar e, bekliyor. Şimdi çok daha sıkıntılı günleri bekliyor bizi. Yani hiçbir şey bitmiş değil. Şimdi neredeyiz? Mart ayı. Mart'tan daha kötü durumdayız. O zaman hepimizin biraz birikimi vardı, enerjimiz vardı, moraller yerindeydi. Bir umudumuz vardı. Geçti, geçiyor, geçecek. Aşı bulunursa şöyle olur. Şimdi bunların hepsinin örselendiğini, onun için kim neredeyse oraya çok sıkı tutunsun mümkün mertebe kendimizi korumaya alalım yani devlet şöyle burası böyle falan evet ama kendimizi korumaya alalım kendimiz kendimize kapanalım öyle kendi kendine o hal ilan et falan Tabii. şeyleri vardı ya <gülüyor> <biraz> <gülüyor> mümkün merte mertebe var. dışarıya çıkmayalım Bir koruyalım çocuklarımız için büyüklerimiz için İnşallah bu dediklerimiz birer senaryo olarak kalır ee, ama görünen köyde kılavuz istemiyor. E tabi zor süreçte yakalanıp sonra devam edecek. Teşekkür ediyoruz dinleyenlere. Haftaya görüşürüz. Sözümü tamamlamadım. Dedim ki bu süreçte Aha. gazeteciliğe evet. çok bir şey ifade etmiyor toplum için ama gazeteci intilanı resmi gazete yapıyor herhalde. Hmm. Gazeteciliği. Gazeteci... Bu kadar halk tarafından bu kadar takip edilen bir resmi gazetemiz olmamıştı daha önce. Güzel mi? İyi mi? <laughs> İyi ben gece işte. Bu geceki manşete bakacağız. Evet, gece manşete bakalım. Manşetleri bir kişi atıyor. <laughs> Onun için gazete güzel. ama gazeteciler her zaman gündemdedir ya. Yok yok artık eskisi kadar fiyakamız yok. Ha, o zaman gazetecilik yapacağız. Evet. Biraz toparlamamız lazım o alanı. Çok teşekkürler. Çarşamba akşamı bize vakit ayırdınız. Yorumlarınız oldu. Onlara ayrıca teşekkür ederiz. Olursa onları da bekleriz ayrıca. Görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. İyi akşamlar.